Değerli seyirciler, Karadeniz'in en korkunç kan davası olarak bilinen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan kan davasının tarafları günümüzde barış, sevgi ve kardeşlik duyguları içinde birbirlerini kucaklayabiliyorlar. Bahtiyar Bey, niçin başladı bu kan davası ve nasıl sona erdi? Önce sizden başlayalım. Çok evveliyatını bilemeyeceğim. Çok evveliyatından tabi malumatım olmamak üzere. Hiç başlangıçta herhangi bir dayanağı yok bu durumun. Sadece artık ister cahilliğimizden say, istersen benliğimizden say, kururumuza say, bir başlangıç olmuştur. Sen benim, ben benim, sen biraz daha azim, ben daha ağayım derkenlik yapmış oldu. Her iki aileden yaklaşık 150 kişiyi bulmuş ölenlerin sayısı efendim. Hayır, o kadar yoktur. O kadar olamaz. Yalnız şimdi bu başlılığa da serpti. Başka ailelere de seyahat etti. Belki sizin hesabınız işte doğru olabiliyor. Bizde hayat bağı bile yoktu o zaman Sayın Dündar Bey. Sabah kalktığımız zaman huzursuz. Akşam yatarken de huzursuzdu. Huzur diye bir şey yoktu zaten. Her an tehlikeyle karşı karşıyaydık. Her iki tarafta öyleydi. Yani ölüm adeta bir gölge gibi anında, peşinizden geliyordu. Anında beyefendi. Anında. Adım attığın yerde ölümle karşı karşıyaydık. Halis Bey, acaba kan davasının sürüp gittiği yıllarda sizin söylemediğiniz bir lafı karşı tarafa, sizin de hiçbir zaman karşısı için kullanmadığınız bir sözü de size ulaştıranlar oldu mu acaba? Oldu tabii. Ne gibi sözler gidip geliyordu efendim o dönemde? Efendim işte ya şunu dedi veyahut da fazla şunu yaptı. Bize de işte onu aynen işte Halis'e işte şunu yaptı. Bahtiyar'a işte bunu yaptı. Gibisine tabii bu da bir yere tahrik edildi. Peki böyle dendiğinde ne yapıyordunuz efendim? Diyelim ki size karşı tarafın söylemediği bir laf sanki söylenmiş gibi getirirdi. O zaman araştırma gereğini duymuyor muydunuz? Biraz da öyle. Ben duymuyordum. En son zaten son kararımızda biz barış yaptık ama bizim aramızda bu şekilde bir gidip gelmeler, atmosferik kelimeler yahut da asıl olmayan kelimeler aramızda devam edecektir. Bunun haberler geldiği zaman birbirimize sormadan bu işe işlem yapmayacağız diye kendisiyle kararımız vardı aramızda. Bazı çıkarı uğruna hareket eden kişilerin büyüklerimizin temiz kalpliğiyle onların kurbanı olmuşlardır. Efendim bizim duyduğumuza göre o dönemde yani kan davasının sürüp gittiği yıllarda Görele'de her iki ailenin geçemeyeceği caddeler varmış. Doğru mu bu efendim? Doğru. Doğru. Bunlar bizim tarafımıza gelemez, biz bunun tarafına gelmezdik. Bunlar neredeydi efendim? Şimdi efendim. Esasen her şey geride kaldı artık. Söyleyin lütfen. Görele parsellenmiş duruma geldi. Parsellenmişti yani. Diyelim ki şimdiki postanın olduğu yerden bu yana biz geçebiliyoruz şu sen, hani sen semti. Bak bu sefer geçebiliyoruz, ne güzel. Sizlerin sayesinde, anlayışlı kişilerin sayesinde bu yere gelebiliyoruz. Peki geçildiği anda ne oluyordu efendim? Madem ki Hodri meydanca konuşuyoruz. Hodri meydan oydu o zaman. Hemen çekiliyor muydu silahlar? Ya efendim ne demek yani? Olur mu sen buraya geçeceksin? Ne demek? Yahut da Halisa Ziraat Bankası'na gelecek. İşi var, gelebilir mi? Öyle bir duruma gelmiştik ki Sayın Dündar Bey, araba yolu kapılarımıza kadar gittiği halde arabalar köy yollarından kesilmiştir. Mahiyetimizin görmüş olduğu zararlardan bir tanesi de bunlardır. Çok beddua aldık biz her iki tarafta. Araba yolu kapısına gidiyor adamın. Araba işlemiyor. Araba gelmeyecektir. Nedir? Kadın Görele'den sırtına 60 kiloluk un çuvalını vuracak. Aşağı yukarı 4 saatlik yola gitti. 4 saat sonra da yükü kapısına attığı zaman ne dedi biliyor musun? Allah hepsinin belasını versin. Biz bunların cezasını çok çektik. Biz güya ne yapmışız? Hani Halis Beyler herhalde o zaman uyuyordunuz. Oteldeydiniz veya evinizdeydiniz, uyuyordunuz. İşte emanet oğulları şöyle yaptı da, emanet oğulları böyle yaptı da, emanet oğulları oraya sardı da falan da şudur da budur da. Aslında öyle bir şey yok. Hemen dedikodu yayıldı. Şimdi anında dedikodunun oluşması Rasuloğullarını harekete geçiriyor. Rasuloğulları şimdi
şimdi öyle öyle değil abi olay. Şimdi anında baskın ve çatışma doğuyor. Aşağı yukarı bir saat 10 dakika civarında bir çatışma. Sonuçta bilanço nasıl? Sonuçta zarar yine bizim efendim. Ben bir kardeşimi kaybettim. Halis Bey'in bu duruma düştüğü olaydır. Sonunda yine kayıp, yine acı, yine hüzün, yine hüsran. Oğlum düğün vesilesiyle beraber bir düğün davetiyesi bize, bunun barışımıza başlangıç olmuştur. Yeniden dünyaya gelmek mümkün olsa nasıl bir çizgiden başlamak isterdiniz hayatı Halis Bey? Nasıl başlayalım bizim artık? Yani biz bahçesi gibi yapardık. Kırabık kazası sayacağız dedik. Gidenlerin böyle uçmaya bitecek dedik. Evet, birbirlerine acımasızca kurşun sıkan kan davasının tarafları bile bunun bir cehalet ürünü olduğunu anladıkları takdirde birbirlerine sevgiyle yaklaşıp kucaklaşabiliyorlar. Evet, ikinci kuşak Resuloğulları ve Emanetoğullarından Sayın Cemal Emanet ve Sayın Adil Resuloğlu hoş geldiniz. Sayın Cemal Emanet, o dünkü röportajdan sonra sanıyorum siz bir araştırma yaptınız. Evet. Her şey geride kaldığı için soruyorum. Acaba bu kanlı bilanço nedir efendim? Kaç kişi öldü, kaç dul ve yetim geride kaldı? Sayın Dündar, teşekkür ederim. Benim yapmış olduğum araştırmaya göre bizim kan davası olayımız Giresun'un Esbiye, Tireboğlu, Eynesil sadece Görele değil. Trabzon'un Vakfı Kebir Beşikdüzü ve Şalpazarı kazalarına dair sıçramıştır. Araştırmalarımda bu diğer kazalarda dahil 283 kişi civarında bir kayıp durumu vardı. Yani hiç ilgisi olmayan aileleri ve kişileri de sıçradı değil mi? Tabii. Anında kendisini olayın içinde bulan çok sülale olmuştur. Sadece bizim sülalelerimize bitmemiştir. Mesela buna karışan Kösoğulları, Çobanoğulları, Tengoğulları, Çakır Çobanoğulları, Cinoğulları gibi, Güneşler gibi çok sülaleler karışmıştır. Tabii, dul ve yetim sayısı ne olabilir efendim? Aşağı yukarı bunları 283 kişi, 300 civarında olan kişiyi, beşer nüfustan hesap edecek olursak 1500-2000 kişi bir dul ve yetim sayısı ortaya çıkıyor. Vah vah, gerçekten çok üzüm verici bir rakam. Evet. Acaba daha sonra davalar nasıl sonuçlandı? Feragat mı ettiniz tüm davalarda? Şimdi Sayın Dündar, bizim birbirimize vermiş olduğumuz söz bir kanun gibi oldu. Birbirimize olan sözlerimiz nezdinde her şeyden önce hasımların birbirine güven duyması, birbirini iyi tanımaları şarttır. Birbirine verilen sözleri tutmalarıdır. Adil Bey, bu barış büyük bir çaba sonucu gerçekleşti. Acaba toplumun nasıl bir destek vermesi gerekiyor barışan taraflara? Barışan taraflara toplum gerektiği zaman, yeni baştan topluma döndükleri zaman toplumda karşı karşıya kaldıkları sıkıntı kendilerini yalnız hissetmeleri. Anlıyorum. Yani yalnız, kan davasının tarafları genellikle yalnız insanlar mı oluyor? Toplumdan tamamen kopuk oluyorlar. Toplumla arkadaşlık kuramıyorlar. Gerektiği yerde gerektiği gibi oturamıyorlar. Ne bileyim, istediği yerde gerektiği gibi davranamıyorlar. Birdenbire topluma karşı çıkardığı zaman tabii belirli bir sıkıntıları, yani demin arkadaşımız dediği gibi, televizyonda seyrettik, söylediği gibi, yani kadın gittiği zaman köyde mesela diyor ki, mesela Allah bunların hepsini kardeşin diyor. Ama bununla topluma girdiğimiz zaman bunlarla beraber karşı karşıya geliyoruz. Bunların bizi affetmesi lazım bir yerde. Hem bağışlanmanız tabii gerekiyor, hem de artık tabii dedikodu üreten çevrelerin kesinlikle bundan vazgeçmesi tabii gerekiyor herhalde, evet, değil mi? Cemal Bey, o kan davalı günlerde stres, yani gerginlik herhalde sizin ayrılmaz bir parçanızdı. Arkadaş bulmakta herhalde çok zorlanıyordunuz. Örneğin yolculukta, değil mi? Sayın Dündar, öyle bir zaman gelmiştir ki caddede yürürken okul arkadaşlarıma rast gelmişimdir. Ben, bizim durumumuz onları
olayın içine sürüklemesin diye ben çok zaman arkadaşlarımı görmemezlikten gelmişimdir. Bana merhaba der de diğer arkadaşlarımız Resuloğullarından bir gören veya onu çıkarları uğruna gidip oraya söyleyen kişiler olur da arkadaşlarım zarar görür, vurulur diye ben çok okul arkadaşlarıma merhaba demeden geldim. Yani zarar görmek, tabii, vurulmak da eşit anlamda tabii, değil mi? Evet efendim. Adil Bey, kan davalı bir tarafta genç bir insan olarak bir kız istemek, evlenmek de herhalde çok büyük bir güçlük oluşturuyor. Siz bu güçlüğü yaşadınız değil mi? Ve barış sizin düğün aşamanızda gerçekleşti. Evet. Biz şimdi bir gencin, kan davalı bir gencin bir kızla arkadaşlık yapması olanak olmuyor. Olanağınız veya kızı arkadaşlık yaptığınız zaman kanınağınız yarınınız belli değil. Evden çıktığımda kapıda yarın vuracaksınız. Kimse size kız vermek istemiyor. Dul mu kalırım, evet, çocuğum yetim mi kalır endişeleri hakim oluyor değil mi? Hakim oluyor tabii. En sonunda bizim düğünümüzle beraber veya nitekim de ben kaçırarak evlendim. Evet, kaçırıp vermediler. Ben nitekim de hayırlı olmuştu. Nereye kaçtınız? Kaçırdık yani ne bileyim. Kırsal kesin. Vermedi yok, zaman. Resuloğullarının evet, yanına mı, pardon Emanetoğullarının yanına mı kaçtınız? Tabii. Nitekim öyle oldu. Öyle tabii, mi oldu? Tabii. Ve öyle, barış öyle mi gerçekleşti? Kaçmadık ama düğünümüze davet ettik tabii. Kaçırdıktan sonra düğün tabii kız sana vermedi mecbur olarak. Bu neyse biz yani, kız kaçırmanın yasa dışı bir işlem olduğunu evet, burada bir kez daha hatırlatalım. Ama barışa neden olmuş sizin bu evet, olayınız. Barışa davet ettik. Bu bakımdan ettik, sevindirici bir tarafı da var. Davet ettik ve düğünümüze geldiler. Nitekim biz bu şekilde bir adım atmış olduk. Şimdi size bir hodri meydan sorusu. Artık silahtan nefret ediyor musunuz? Evet, nefret ediyorum. Çünkü çoklarımızın hayatına mal oldu. Nitekim gördüğüm zaman elime alsın bile gelmiyor. Siz Cemal Bey? Evet, tabii. Silahtan o kadar nefret etmişiz ki herhalde bu fazla kullanmadan ve bir de silahın artık her taşındığında can alacağına inandığımız için nefret ediyoruz. Bu arada telefonlar var. İstanbul'dan Sayın Seher Taşkın arıyorlar. İyi akşamlar Sayın Taşkın. İyi akşamlar Sayın Dündar. Size ve konuklarınıza iyi akşamlar diliyorum. Bir insanın veya insanların bir insanı vurdurmak için karar alması veya kendisinin vurması için kendini o anda başka duygular içinde bulması lazım diyorum. Ben bu duyguları öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Siz cevap verin. Hanımefendiye çok teşekkür ederim. İnsanın gözünü hırs o kadar biliyor ki ne yaptığını insan bilmiyor. Kin, nefret sarıyor. Artık tek düşüncesi intikam. Fakat barış ortaya geldiğinde var ya insan yerinden doğmuş gibi oluyor. Kim ister ki efendim Allah'ın yaratmış olduğu canı alma? Bir çocuğunuz Karadeniz Tıp Fakültesi'nde okuyor. O nasıl bakıyor efendim kan davasına? Beyefendi tahsilin çok büyük önemi var. Şimdi ben oğluma tabanca vereyim, git filancıyı vur diyeyim, bana isyan eder. Hayır der. Ama biz ve bizim büyüklerimiz, biz büyüklerimize bunu diyemedik. Şu halde yapmış olduğumuz iş tamamen cehaletin vermiş olduğu. Bizler de değil efendim. Bizim büyüklerimizin bilinçsizce cahilane yapmış oldukları, bize bırakmış oldukları acı miras mı? Oysa bizim araştırmamıza göre sizin aranızda, sülalelerin arasında bir tarla ihtilafı da yok, bir su ihtilafı da yok, bir ekonomik ihtilaf da yok değil mi? Sayın Dündar. Yani somut bir ihtilaf yok. Yok efendim. Sayıramadığım bir şey yok ortada. Kaldı ki öyle bile olsa adli merciler var, yasalar evet, var. Bir telefon daha var efendim. İnegöl'den evet, Sayın Çetin Üç Kardeş arıyorlar. İyi akşamlar Sayın Üç Kardeş. İyi akşamlar Uğur Bey. Benim sorum şu olacak. Pişman olduklarını belirtiyorlar ve daha önce barışmayı neden düşünmemişler? Şimdi kellerinden memnun mular. Kan davası güdenlere ne söylemek istiyorlar? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler efendim. Tabii barış gerçekleşti. 3-4 yıl oluyor ama ilk kez böyle kameraların önüne geçiyor aile bireyleriniz. Evet, son mesaj olarak seyircilerimize ne söylemek istersiniz? Buyurun. Daha önceden barışmamızın konusu belli bir düşünceye sahip olmamızdan dolayı geliyordu. Tabii bu bizim de gençlerin tahsili attığı müddetçe atmıştı son zamanlarda. Ve aramızdaki arkadaşların ortak arkadaşlarımızdan olmasından dolayı bu barışın hızlandığı ortaya çıkmıştır. Barış ve barışmamızda bir nevi ortak arkadaşlarımızın olması ve vatandaşın da bir yerde
katkılarından dolayı olmuş. Yani gençler savaşmak, kavga etmek istemiyorlar, evet, değil mi? Evet. Zeynep Hanım, siz son olarak milyonlarca seyircimiz dikkatle bizi izliyorlar. Acaba ne gibi bir mesajınız olabilir? Sayın Dündar, bizler barıştık. Halen kan davasını devam ettiren vatandaşlarımız varsa ilk önce yapacakları şey birbirine ılımlı yaklaşım göstermeleridir. Zaten ılımlı yaklaşım neticesinde kendisini barış içinde bulacaklardır. Biz öyle yaptık. Rasuloğullarının bize gönderdiği düğün davetiyesi olayın üzerine bir süs etmiştir. Biz buna yakın yani adım at ilgi göstermeseydik bu barış yine olmazdı. Biz de onların ılımlı hareketine. Yani karşı taraftan beklemeyelim. Önce ilk adımı biz atalım. Tabii. Ve bir hoşgörü ortamı, bir anlayış ortamı ve birbirimizi tanıyabileceğimiz bir süreç başlatalım diyoruz. Evet. Sayın Dündar, iş barışta da bitmiyor. Barış ortaya doğduktan sonra birbirine olan güven. Bu çok önemli. Ben aileler biliyorum. Birbiriyle barışmışlardır. O barışı fırsat bilip 5-10 kişiyi birden öldürmüşlerdir. Eğer bu barışsa ben bu barışı istemiyorum. Türkiye'de kan davasıyla uğraşan arkadaşlarımız bizi kendilerine örnek almalılar. Biz buradan çıktığımız zaman kol kola, çocuklardan çıktığımız zaman kol kola gidip oturup içeceğiz. Gayet tabii hep birlikte öyle çıkacağız.